Trabzonspor'un kaybettiği haftada çok çok büyük bir fırsattı Fenerbahçe adına ama değerlendiremedi Sarı Lacivertliler bu fırsatı. Şimdi aslında belki oyuna, mücadeleye söylenecek pek bir laf yok ki Pereira da aslında ona vurgu yapıyor biraz ama çok ciddi bir eser hataları izledik. Birazdan pozisyonlara da bakarız, inceleriz. Özgür, nasıl değerlendirirsin, Fenerbahçe neden kaybetti dün akşam? Elbette ki bireysel hataların çok büyük bir etkisi var ama tabii bu bireysel hataları ortadan kaldırabilecek ya da maçı çevirebilecek takım oyununu ortaya koyduğunu söyleyemeyiz. Fenerbahçe'nin az önce Erol Bulut dedi ki Kim ve Zalai'nin üzerine gidersek 3. bölgede baskı yaparsak onlar hataya çok meyilli oyuncular. Dolayısıyla onları hataya zorlarız, hata yaptırtırız ve sonuç alırız dedi. Şöyle, şimdi, Zalai ve Kim'in iyi bir baskıda top kaybedeceklerini biliyorduk. Evet, üzerine konuşulması gereken bir açıklama gerçekten. Şimdi bana göre Türkiye'nin Süper Lig'in en iyi 2 tane stoperi. Şimdi fikrim yavaş yavaş değişmeye başladı. Çünkü Nelson ve Markan özellikle Avrupa Ligi performansından sonra onların ön plana çıktığını düşünüyorum. Ama ben hala ikisinin çok iyi stoper olduğunu düşünüyorum. Sadece sorun stoperlerin topu ayağına aldıklarında dribling yapmak zorunda olmalarından kaynaklanmıyor. Topsuz oyunda Fenerbahçe'nin ne yaptığı önemli. İşte bireysel hatalarının takım oyunu ön plana çıkartılarak değiştirilebileceği gerçeği de aslında bu sorunun cevabı da burada aranmalı. Çünkü Zalai ve Kim eğer pas seçeneği bulabilirse Ezgi, topu ayağına aldığı zaman dribling yapmak zorunda da kalmaz. Topu doğru kullanır. Eğer topu ayaklarına aldıkları zaman onlara kendisini gösteren takım arkadaşları varsa birden fazla, dolayısıyla doğru pas tercihlerini de yapabilirler. Bunu göremediler. Bir kere çok yalnız kalıyorlar. Bunun nedeni de teknik direktör performansıyla açıklanabilir ancak. Fenerbahçe yani kolektif oyunu, takım oyununu topsuz alanda nasıl oynayacağını birinci bölgeden top çıkartırken diğer oyuncuların yani topu alması gereken oyuncuların ne yapacağını eğer ezbere oturtmuş olsaydı bu sorunu yaşamazdı. Elbette ki bireysel hatalar var. Yani Gustavo'nun yaptığı hata %100 bireysel hata. Çünkü maçın daha başında bir yan top yapıyor ve hiç kaptırmaması, olmaması gereken yerde rakibe topu kaptırıyor. Kaleci önde yakalanıyor vesaire vesaire. Elbette ki bunu takım oyunuyla açıklayamayız ama Fenerbahçe bu bireysel hatalardan sonra da oyunu döndürebilecek kadroya, oyuncu kadrosuna ve aslında bu kadroyla birlikte kolektif takım anlayışını ortaya koyabilecek kapasiteye sahip. Aslında golü yedikten sonra bunu yaptı Fenerbahçe. Ama işin rengi belli tabii ilerleyen dakikalarda daha da değişti. Ama tabii yani şimdi tebrik etmek lazım. Bir kere Gaziantep Futbol Kulübü çok başarılı bir performans ortaya koydu. Hem teknik direktör açısından hem de futbolcular açısından ve tek tek takım oyunuyla birlikte bireysel performansları da iyiydi. Ben Doğan Erdoğan'ı çok beğendim mesela. Aldığı her topu doğru kullandı. Bunun dışında işte Figueiredo son derece akıllı, nerede ne yapacağını bilen, pozisyon bilgisi yüksek, hızıyla kısa alanda Kerem'le birlikte, Kerem Aktürkoğlu'nu kastediyorum. Türkiye'de en hızlı oyunculardan bir tanesi ve bunu fazlasıyla ortaya koydu. Erol Bulut doğru söylüyor. Bu maç 3'ten fazla skorla da bitebilirdi Gaziantep adına. Çünkü son dakikalarda 2 tane %100 pozisyonu var Diko'nun. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ama doğru gol vuruşları yapamadı. Tek tek performanslara, oyuncu performanslarına baktığımızda da Fenerbahçe'ye oranla Gaziantep'in daha önde olduğunu düşünüyorum. Bir kere onları kutlamak lazım ama Fenerbahçe açısından baktığımızda çok ciddi bir teknik direktör sorunu var. Bir kere mesela Kitsu'yu durduramadılar. O kadar hızlı bir oyuncu ki normalde son vuruş açısından problemler yaşıyor ama durdurulması çok zor bir oyuncu değil ama karşısında kim vardı? Ferdi Kadıoğlu vardı. Yani şimdi Ferdi Kadıoğlu'nun kanat beki olarak kullanılması Fenerbahçe futbol takımında üçlü stoperle kurduğunuz defansif bloğun ve bunun üzerine inşa ettiğiniz sistemin işlemesini çok zorlaştırıyor. Yani bu sistemde ısrar ederek ne kolektif anlayışı geliştirebilirsiniz ne de bireysel hataları asgariye indirebilirsiniz. Yani Osay ya da Ferdi sol tarafta Muhammed Gümüşkaya sol tarafta ters ayağıyla olmasına rağmen başka maçlarda Ferdi ile bu sistemi işletemezsiniz. Dolayısıyla burada bir iflas görüyorum. Beşiktaş'tan sonra teknik direktör değiştirecek takımında Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Son söyleyeceğim buydu aslında. Şöyle yapalım. Burada bir virgül atalım o zaman. Çünkü derbi var haftaya ve acaba Fenerbahçe de bir teknik direktör değişikliği olabilir mi? Bunu daha detaylı konuşmak istiyorum ama Nevzat, yine dün akşam özelinde sana dönmek istiyorum. Şimdi artık iş biraz sistemden çıktı. Yani üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak, kim oynayacaktan ziyade gelmeyen bir, yani daha doğrusu istikrarlı bir şekilde gelmeyen 3 puanlardan bahsediyoruz. Sen dünkü mağlubiyeti nasıl açıklıyorsun? Yani
Pereira, şimdi ben Fenerbahçe medyası, yani ağırlıklı olarak Fenerbahçeli yazarların yorumlarına bakınca da ağırlıklı olarak zaten Pereira'nın ipi çekilmiş gibi gözüküyor. Yani bütün fatura Pereira, sistem üzerinden hocanın oyunu okuyamaması ya da sistem aynı belli şeylerde ısrar etmesi üzerinden okunuyor. Ben biraz farklı düşünüyorum Ezgi'm. Yani ben problemin Pereira kaynaklı ya da onun tercihleri ya da sistemle alakalı olmadığını, Fenerbahçe'nin hakikaten yediği saçma sapan gollerin neticesine bugün Guardiola da gelse, bugün Klopp da gelse buna herhangi bir çözüm bulamayacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bir kere kalite problemi, bu bireysel hatalarla ilgili ciddi hatalar, buna karşı teknik adamın yapabileceği çok fazla bir şey olmadığını düşünüyorum. Kalite problemi derken Fenerbahçe'nin kadro kalitesinde mi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsun? Yani belli pozisyonlarda, yani genel olarak totale baktığında Fenerbahçe kadrosu bu ligin iyi kadrolarından bir tanesi gibi gözükebilir ama bir Beşiktaş'ın sahip olduğu ya da bir Trabzonspor'un sahip olduğu oyunculara sahip değil Fenerbahçe. Hem belli pozisyonlarda iyi oyuncuları var. Yani İrfan Can olsun, Mesut olsun, kaliteli oyuncuları var ama şimdi ön tarafa baktığında işte bir Serdar Dursun var. Diğer tarafta işte diğer takımlar daha üst düzey golcüler var. Yani dün Serdar vardı. Berisha'yla alakalı. Serdar önceki hafta performansıyla bir anda. İşte orada mesela şey istikrar sağlanamadı. Yani orada tam Fenerbahçelilerin işte Fenerbahçe'nin uzun yıllardır zaten problemi. Yani bugünün problemi değil. Fenerbahçe uzun yıllardır aradığı golcü bulamıyor. Slimani de geldi. İşte Samatta'sı geldi. Valencia olsa bugün belki çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama genel olarak baktığımızda bugün teknik adam üzerinden Fenerbahçe'deki problemi görmek, okumak, biraz işin kolayına kaçmak, sanki orada hakkaniyetli ve adaletli bir paylaşımda bulunmamak gibi geliyor. Yani bu yalnız, burada pay sadece, yani fatura sadece Pereira'ya kesilecekse ben açıkçası bunu biraz haksızlık olarak değerlendiririm. Şimdi hücum performansına vurgu yaptım Nevzat. 22. resmi maçıydı Fenerbahçe'nin bu ve Mesut, Rossi, Serdar üçlüsü ilk kez birlikte oynuyor. Yani bunu neyle açıklayacağız? Şimdi Pereira'ya haksızlık olmasın dedin. 22 maçta 18 farklı ön üçlü oyuncuyu bu, deniyor Pereira. Şundan kaynaklanıyor. Şimdi Fenerbahçe'de bir kere iki kulvarda beraber gidiyor. Yani Avrupa'da olmanın getirdiği bazı dezavantajları da yaşıyor. Bununki Pereira zaten sürekli olarak dile getirdi. Bir de ister istemez bir baskı yaratılıyor. Yani bugün Serdar Dursun Rize maçında evet 3 gol attı. Bir anda ne yaptı? Göklere çıkartıldı. İşte Bundesliga'daki 2'deki işte gol krallığı üzerinden sanki Pereira'nın yanlışta ısrar ettiği, hatta o maça bile Berisha'yla değil ki Berisha perdeyi açmıştı Rossi'nin ortasını hatırlarsan. Evet. Serdar'la başlaması gerektiğini doğru olduğu şeklinde ki Serdar maç sonu açıklamasında ben biraz garipsedim. O 11'de olmayı bekliyordum açıklamasını. Yani direkt Pereira'yı bir kere basının ve taraftarın önüne atıyorlar. Atmaya meyilli bir oyuncu grubu var. Yani Mesut'un golden sonra bak Mesut hakikaten çok özel bir oyuncu. Ama ya Mesut golü atıyor dün. Pereira belli ki bekliyor yani bir temas bekliyor. Orada her şeyin başlangıcı olabilir. Orada Mesut, dikkat ederseniz bilmiyorum ama Mesut'un attığı golden sonra kulübeye gidip sevinirken yanındaki hocasını görmezden geliyor. Bunu hani vücut dilinden anlarsın biraz. Mesut bir adım atsa Pereira koşa koşa belki de sarılacaktı. Yani sadece bu kare üzerinden değil. Serdar'ın geçen hafta Rize maçından 3 golden sonra yaptığı ben 11'de olmayı bekliyordum aslında açıklamasında çok garipsedim. Ya Fatih Terim takımında bunu diyebilir misiniz ya? Ya da bir Abdullah Avcı daha otoriter, daha teknik adamlığı sorgulanmayan bir hocanın olduğu yerde bir kere Fenerbahçe yönetiminin Sayın Ali Koç eğer Pereira'nın arkasındaysa bunu hissettirmesi lazım. Bunu sadece Pereira'nın arkasındayız mesajıyla kulüp resmi sitesinden yapılan bir açıklamayla değil. Aynı zamanda oyunculara da bunu hissettirmeniz lazım. Bunu biraz kişinin kendisi de hissettirmez mi? Yani sadece yönetimin desteği değil. Pereira'nın Pereira geldiği günden beri zaten tartışılıyor. Yani ilk kamuoyunun hani açıklandığı andan beri tartışılıyor. Kamuoyunun hani böyle işte topyekun desteğini verdi. Fenerbahçe taraftan büyük desteğini aldı bir hoca olarak gelmedi. Yani bazı hocalar büyük destek alırlar. Mesela Sergen Hoca geldiğinde büyük bir destek aldı. Ya da Fatih Terim ya da Abdullah Hoca şu an Trabzon. Şimdi Pereira sürekli zaten
pamuk ipliğine bağlı bir ilişkisi, yarım kalınmış bir hikayeydi ona göre ama diğer taraftan da gerçekler var. O da nedir? Oyuncu grubunun Pereira'yı biraz küçümsemesi.